Tabii Avrupa Parlamentosu çok katmanlı. 28 ülkeden, çok farklı siyasi ailelerden, gruplardan, siyasetçilerin bulunduğu bir ortam. Türkiye ile ilgili çok farklı eğilimler var. Fakat en başından beri Avrupa Parlamentosu'nun çoğunluk üyelerinin Türkiye'nin üyeliğini desteklediğini bir kere kayda geçmemiz gerekir. Ama bunun dışında benim gözlemlediğim şöyle bir eğilim var. 2005 yılında örneğin ben Avrupa Parlamentosu'nda görev yapıyordum. 4 yıl boyunca orada çalıştım. O dönemden bugünlere geldiğimizde şöyle bir farklılaşma var. Türkiye karşıtı gruplar bundan önce Türkiye ile ilgili şu söylemi benimsiyorlardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üye olması imkansız. Hiçbir zaman olamayacak. Çünkü Müslüman çoğunluğu olan bir ülke. Çünkü çok büyük bir ülke. Çünkü çok kalabalık bir ülke. Çünkü yeterince zengin olmayan bir ülke diyorlardı. Bugün tamamen söylem değiştirmiş durumdalar. Türkiye'nin demokrasi anlamında, demokratik gelişmeler alanında geri kalmış olmasını kullanmaya başladılar. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz çünkü demokratik standartları karşılamıyor demeye başladılar. Biliyorsunuz Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince tamamlamış bir ülke olarak Avrupa Birliği müzakerelerine başlamıştık. Maalesef hükümetin uyguladığı yasalar nedeniyle, uygulamalar nedeniyle bugün Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşılayıp karşılamadığı sorgulanıyor. Bu demektir ki üyelik müzakerelerinin temeli, zemini sorgulanıyor. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Şu an Avrupa Parlamentosu'nda çok önemli başka bir tartışma var. O da Türkiye raporu. Türkiye raporu çok önemli eleştiriler içeriyor Türkiye'ye yönelik. Gerek bu iç güvenlik yasası, gerek yargı bağımsızlığı ile ilgili yaşanan endişeler, gerek medya bağımsızlığı, sivil toplum üzerindeki baskılar, bütün bu konuları içeriyor. Bu rapor Nisan ayı içerisinde ortaya çıkmış olacak. Şu an taslakları Dış İlişkiler Komisyonu'nda tartışılmakta. Türkiye bu raporlara geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız hükümet yetkilileri bunları çöpe atarak veya reddederek veya Avrupa Birliği'ne son derece saldırgan ifadeler bulunarak karşılamışlardı. Diliyoruz bu defa Türk hükümeti bu raporları Türkiye için iyi bir yol haritası, dostane birer uyarı olarak kabul eder ve en önemlisi yapılacak tüm reformların Türkiye'yi daha demokratik bir ülke haline getirmenin Avrupalılar için değil, bizim kendi yurttaşlarımız için ve ülkemizi çok daha iyi bir ülke haline getirebilmek için yapılması gerektiğini hiçbir zaman unutmazlar. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye karşıtı gruplar değişik siyasi aileler içinde organize olmuş durumdalar. Bunlar daha çok Hristiyan Demokrat ağ içerisinde yoğunlaştıklarını görüyoruz. Mesela uzun yıllar Türkiye'nin AB üyeliğinin son derece katı bir biçimde karşısında olan Elmer Brok'u görüyoruz ki bugün Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını üstleniyor. Çok uzun yıllardır da bu görevi üstleniyor. Elmer Brok'un da aslında söylemlerine baktığımızda biraz önce bahsettiğim bu değişimi görebiliyoruz.